Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 milletvekilinin bazı kanunlarda ve 399 sayılı kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin ikinci bölümüyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, tabii ben öncelikle bu kanun tasarısı teklifinde gelen önemli değişikliklerle ilgili olarak böyle bir ihtiyaca binaen bu teklifi getiren birinci imza sahibi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e teşekkür ediyorum. Tabii ki bu teklif içerisinde bizim eksik gördüğümüz, daha ilavelerde olsaydı dediğimiz bir takım uygulamalar söz konusu. Bunlar grup temsilcilerimiz tarafından dile getirildi. Ben de dilimin döndüğü kadarıyla bu konularla ilgili değerlendirme önerilerde bulunmaya çalışacağım. Ağırlıklı olarak bu teklifte uzaktan iletişim araçları kullanılması suretiyle sözleşme yapılabilme imkanları getirildi. Bunun önemli bir kısmı birinci bölümle ilgili maddelerde yer alıyordu. İkinci bölümde de yine finansal kiralama, faktöring, finansman şirketleri, yine sermaye piyasası kurulu, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yaptıkları hizmetler ve müşterileriyle yapacakları anlaşmalar konusunda da uzaktan mesafeli haberleşme araçlarıyla sözleşmelerin yapılabileceği getiriliyor. Tabii ki bunları bir bütün olarak baktığımızda dijitalleşmenin bir gereği olarak da göreceğiz, ama bu konuyla ilgili bazı uyarıları da yapmakta fayda var. Siber saldırı, dijitalleşmenin getireceği küresel sorunlar, bu koronavirüs gündemi öncesinde de en çok konuştuğumuz, tartıştığımız konulardı. Özellikle uluslararası toplantılarda konuşulan önemli konulardandı. Biz burada dijitalleşmeyi biraz daha hızlandıran, bu son pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşmeyle alakalı gerekli tedbirleri de almamız gerektiğini, bununla ilgili riskleri bertaraf edecek sistemleri de geliştirmemiz gerektiğini hatırlatmamız lazım diye düşünüyoruz. Yine bu elektronik haberleşmelerle yapılacak sözleşmeler konusunda bir de elektronik haberleşme konusundaki abonelik, burada aslında elektronik ortamda sözleşmenin yapılması ifadesi elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili, yani işte telefon abonelikleri, internet abonelikleri, bunların oluşturulması, telefon aboneliklerinin numaralarının taşınması gibi konularda, ya burada biraz böyle kavramsal olarak bir sıkıntı sanki var gibi, maddenin gerekçesine bakarsak evet diğerlerinde olduğu gibi uzaktan yapılabilir, ama kanun maddesine baktığımızda burada bir sıkıntı var gibi görünüyor. Yani o kadar hizmetin altyapısını oluşturan bu yapı içerisinde uzaktan haberleşme araçlarıyla anlaşmanın yapılabilmesi bunun için de gerekli. Umarım burada kavram birliği yok, ama kastedilen aynı diğerlerinde olduğu gibi uzaktan sözleşmenin yapılabilmesidir. Değerli milletvekilleri, tabii önemli bir düzenleme de teklifin 18, 19, 20, 21, 24 ve 25. maddelerinde getirilen 375 ve 703 sayılı kanun hükmündeki kararnamede yapılan değişikliklerle alakalıydı.
bu üst kademe yöneticilerin görevden alınmaları, görevlerinin bitmesi durumundaki atanacakları görevlerle alakalı. Bu tabii bir ihtiyaca binaen getirilen düzenleme. Buna bir şey demiyoruz, destekledik. Ama aynı şekilde kitlerle ilgili yıllardır devam eden bir mağduriyet söz konusu. Ben müsaadelerinizle bu mağduriyeti buradan dile getirmek istiyorum. Hem eski bir kit genel müdürü hem de bugün kit komisyonu üyesi olarak yakından bildiğim bir mağduriyet. Yani kitlerde üst düzey görev yapmış genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, daire başkanlıkları görevlerden alındıklarında orada müşavirlik kadrosuna atandı ama bunlar bizim 666 sayılı kanun hükmündeki kararnamedeki 2 sayılı cetvel olarak ifade ettiğimiz o cetvelde maalesef sayılmamaları dolayısıyla kitlerdeki müşavirlikler hariç biçimindeki bir parantez içi hükmünden dolayı ciddi bir şekilde mağduriyete uğradılar. Kitler ki çok önemli Türkiye ekonomisi açısından baktığında gayri safi yurt içi hasılaya katkıları düşünüldüğünde çok ciddi katkıları olan birimler ki bu yöneticilerin de bu anlamda ciddi katkıları var. Bugün bunlar örneğin bir bakanlıktaki müşavirin %65'i civarında ücret alabiliyorlar. Özlük hakları yönünden bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğini ben buradan ifade etmek istiyorum. Yine bu düzenlemeler içerisinde kitlerle ilgili önemli bir düzenleme iç denetçilerin özlük hakları atanmasıyla ilgili bir düzenleme var. Aslında burada 5018 sayılı yasadan konuya bakmak lazım. Bu çok gecikmiş olan bir düzenleme. Onun için teşekkür ediyoruz. Kitlerin bir kısmı görevlendirmelerle iç denetçi çalıştırıyordu. Bir kısmı düzenlemeleri bekliyorlardı. O düzenlemeler en azından sağlanmış olacak. Onun için teşekkür ediyorum. Ama burada da bir iki hususun altını çizmekte fayda var. 5018 sayılı yasa 2003 yılında malumlarınız kabul edildi ve 2004 yılında uygulamaya geçti. 5018 sayılı mali yönetim ve kontrol yasasının kanunun aslında temeline baktığımızda Türk denetim sistemini önemli ölçüde değiştirdi. Bunun bir reform olduğunu hep ifade ettik, ifade etmeye devam ediyoruz. Burada hemfikirim. Ancak denetim sistemi yapısıyla ilgili yaptığı değişiklikteki itiraz hakkımı hep başından beri saklı tuttum. Çünkü Türkiye Kara Avrupa hukuk sistemini uygulayan bir ülke. Denetim yapısı da vakti zamanında bu yapıya uygun olarak tasarlanmıştı. 5018'le gelen yapıya baktığımızda Anglo-Sakson hukuk sistemi yani kamu hukuku olmayan bir yapının denetim sistemini bize getiriyordu. Bunun özet hali, somut şekli neydi? Paraya dayalı dış denetim, yöneticiye bağlı iç denetim şeklinde ifade edebileceğimiz bir yapı. Tabii ki şu an itibariyle tamamen bu yapıya bir dönüş söz konusu olmadı. Sayıştay'ın buradaki rolünü çok iyi anlamak lazım denetim anlamında. Ama iç denetim önemliydi. İç denetim bazen karıştırılıyor. Yani işlevleri, fonksiyonları. Şunu hemen ifade edelim ki bizim kitler için genel yatırım ve finansman programı olarak her yıl bu şimdi Cumhurbaşkanı kararı olarak o çıkarılmakta. Bu programda iç kontrol sistemleriyle ilgili kitlere öneriler, tavsiyeler getiriliyor. İç denetim dediğimiz olay bu iç kontrol sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu parça hep eksik kalmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte iç denetçilerin yasal statüye yani 5018'deki yapıya kavuşmasıyla birlikte bu sorun ortadan kalkmış olacak. Ancak hemen
bir iki cümleyle sözlerimi tamamlayacağım. Bu yapı içerisinde bir de iç denetim bir dakika. Evet, toparlayalım. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Maliye Bakanlığı içerisinde kurulmuş olan bir yapı, önemli bir yapı. Ancak 5018 sayılı yasa oluşurken Türkiye'deki yönetim sistemi farklıydı. Bugün mevcut yönetim sistemiyle bağlantılı olarak bunun tekrar dikkate alınarak buradaki yapının değiştirilmesinin uygun olacağını ve bunun Türkiye'de kitler dahil diğer kamu idarelerindeki iç denetimi layık olduğu biçimde verimli, etkili bir biçimde yapılmasını sağlayacak. Bunun temel amacı da kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu düzenlemelerin kamu idareleri açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.